Evet. Başta ne demiştik? Nazari meseleler bedihi olmazlar. Yani uygulamaya bağlı olmayan düşünce platformu, düşünce sahası. Somut değil. Değil mi? Soyut bilgi yani. Evet, soyut bilgi dersek isabet etmiş oluruz. Pratik değil yani, teorik. Mesela bu nazariyat dediğimiz bu kavram ile alakalı yine bir başka risalede biraz daha ayrıntı var. Şimdi ben sizinle beraber orayı, risaledeki o parçayı okumak istiyorum. Bakın, birinci nokta idi birinci dersimiz. İkinci dersimiz de yine birinci nokta olmasa da birinci mesele başlığı adı altında devam ediyor. Bakın, birinci mesele baştan okuyalım hadi. Kitabın ortasından değil de en başından devam edelim. Birinci mesele 31. mektubun 13. lemmasında tafsilen ispat edildiği gibi umumi meselelerde ispata karşı nefyin kıymeti yoktur ve kuvveti pek azdır. Nazari mesele gibi. Bakın. Bulmacanın parçalarını birleştiriyoruz şu an. Risale'nin eserleri Kur'an-ı Kerim ve hadisler gibi tırnak içerisinde. Nasıl yani? Birbiri ile alakalıdır. Alakadardır. Parçalar birbirlerini tamamlar. Bakın şimdi olduğu gibi. Mesela Ramazan-ı Şerif'in başında hilali görmek hususunda iki âmi şahit hilali ispat etseler ve binlerle eşraf ve alimler görmedik deyip nefyetseler. Onların nefileri kıymetsiz ve kuvvetsizdir. Neden peki? Nasıl oluyor yani? Ne münasebetle? Evet. Çünkü ispatta birbirine kuvvet verir. Birbirine tesanüt ve icma var. Nefide ise bir olsa bin olsa farkları yoktur. Herkes kendi başına kalır, infiradi olur. Nazari meseleler de böyle işte. Öyle değil mi? Müteşabih olarak yorumlanıyor. Dersin başında bir mucizeler örnek verdim. Şakk-ı kamer mucizesinde ay yarılıyor fakat hepsi farklı sebep gösteriyor nefilerine, inkarlarına. Havanın puslu olması, vaktin gündüz değil gece bulunması vesaire vesaire. Öyle değil mi? İşte bu nazari meseleler elbette bedihi olmazlar derken böyle anlaşılmalıdır. Kulağınıza küpe olsun. Parçaları birleştiriyoruz. Bakın. Çünkü ispat eden harice bakar ve nefsül emre göre hükmeder. Mesela misalimizde olduğu gibi biri dese gökte ay vardır. Diğer arkadaşı parmağını oraya basar, ikisi birleşip kuvvetleşirler. Nefi ve inkarda ise nefsül emre bakmaz ve bakamaz. Çünkü hususi olmayan ve has bir yere bakmayan bir nefi ispat edilmez. Meşhur bir düsturdur. Bakın yok ispat edilmez, edilemez değil. Hususi olmayan ve has bir yere bakmayan bir yokluk ispat edilemez. Ben bunu daha evvelki derslerimde uzun uzadıya anlattım, izah ettim. Evet, şu an bu ofiste, bu dershanede bir ejderha olmadığı pek gayet tabi ispat edilir değil mi? Lakin bu vilayette, bu ülkede, bakın,
büyük resim, büyük fotoğraf genişliyor. Bu dünyada olmadığı ispat edilemez. Bu gezegende, bu galakside, bakın açalım mı daha? Bu kainatta olmadığı ispat edilemez. Birbirine karıştırmamak lazım. Mesela bir şeyi dünyada var diye ben ispat etsem, sen de dünyada yok desen, benim bir işaretimle kolayca ispat edilebilen o şeyin sen, nefini yani ademini ispat etmek için bütün dünyayı aramak ve taramak ve göstermek. Belki geçmiş zamanların her tarafını dahi görmek lazım geliyor. Sonra yoktur, vuku bulmamıştır diyebiliriz. Madem nefi ve inkar edenler nefsül emre bakmazlar, belki kendi nefislerine ve akıllarına ve gözlerine bakıp hükmediyorlar. İşte bu nazariyattır. Elbette birbirine kuvvet veremezler. Ve zahir olamazlar. Birbirlerine yardımları yoktur. Çünkü görmeye ve bilmeye mani olan perdeler, sebepler ayrı ayrıdırlar. Herkes ben görmüyorum, benim yanımda ve itikadımda yoktur diyebilir. Yoksa vakide yoktur diyemez. Eğer dese hususan umum kainata bakan iman meselelerinde dünya kadar büyük bir yalan olur ki doğru diyemez ve doğrultulmaz. O zaman kanalın başlığını şöyle yazalım, böyle atalım. İman ve teklif ve nazari meseleler nedir ve nasıl olmalıdır? Değil mi? İman ve teklif ve nazari mesele nedir ve nasıl olmalıdır? Evet. Ne dedi bakın? İman ve teklif ihtiyar dairesinde bir imtihan, bir tecrübe, bir musabaka olduğundan perdeli ve derin ve tetkik ve tecrübeye muhtaç olan nazari meseleleri elbette bedihi olmaz. Evet, iman ve teklif ve nazari meseleler hakkında güzel bir ders oldu. Arkadaşlar, devam ediyoruz.